Yani iyi kötü işte o niye yoktu diye bir kadro her zaman eleştirilebilir milli takımda. Çünkü herkesin bir milli takım kadrosu vardır. Mutlaka evet. Dolayısıyla herkesin bir takım adayları vardır. O niye çağrıldı, bu niye çağrılmadı denilebilir ama milli takım arası diye takımların rahatlayacağını söylenen, rahatlayacağı umut edilen bir sendrom var. Milli takım arası milli takımlara çok oyuncu gönderen takımlar için rahatlayacak bir durum değil. Dolayısıyla milli takımlara az oyuncu gönderen Anadolu'nun güçlü takımlarının daha fazla öne çıkabileceği haftalar oluyor. Oysa mesela Galatasaray'ın tamamı neredeyse dünyanın bir yerinde maç oynuyor. Luyendama bile Afrika'da maç oynayacak. Düşünün. Kendi takımında oynamıyor. Feghouli gitti Cezayir'e. Muslera gene Uruguay'dan gelecek. Derbiye hazırlanacak. Yani kimleri sayayım? Türkler zaten milli takımda gençler. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta aynı durumda. Aynı sıkıntıları yaşıyor. Burada rahat olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzon'u kovalayan takımlar. Bu aradan onlar yararlanıyorlar. Peki başarılar dileyelim. Ağzınıza sağlık. Sizin de. Başarılar. Geçelim o zaman Fenerbahçe'nin gündemine. Zaten sıkça konuşuyoruz Fenerbahçe'yi sizinle. Evet. 4 maçtır galip gelemiyor. Birçok eleştiri olduğundan zaten bahsetmiştik hatırlarsınız. Bugün Ali Koç bir açıklama yapacak. Gözler kulaklar saat 16'ya kulüp televizyonuna çevrildi. Evet. Neler söyleyecektir? Vitor Pereira'nın geleceğiyle alakalı mı konuşur? Takımın son durumuyla alakalı mı? Öngörüleriniz ne? Yok, takımın derbi maçının öncesinde şurada neredeyse 8-9 gün kalmış çok Evet. kritik bir derbi maçı oynanacak. Bir Galatasaray deplasmanına gidecek. Orada kalkıp da teknik adamını ateşin içine atacak bir söylemde olacağını sanmıyorum ama enteresan bir motivasyon sağlanacak. Başka bir şekilde gaz verilecek ve bütün kilitlendikleri nokta derbi maçı. Ama derbi maçı aldığınız zaman ligi halletmiyorsunuz. Lig bitmiyor. Fenerbahçe diyelim 2-1 yendi. 2-0 yendi. Hadi 3-0 yendi. Ne olacak? Yani her şeyi halletmiş mi olacak? Bir sonraki iç saha maçında benzer sıkıntıları bu üçlü savunmayla yaşayacak. Ha sistemi değiştirip Galatasaray maçında dörtlü oynamak 4-1-4-1 veya ne bileyim 4-4-2 gibi bir formata dönmek için de doğru adres değil. Galatasaray derbisinde bir anda dörtlüye döndüğünüz zaman oyuncular da ya biz böyle oynamıyorduk ne yapacağız ben ileri mi gidiyorum geri mi geliyorum kimin arkasındayım gibi sıkıntılar yaşarlar. Sistem değiştirmek için doğru zamanda değil Fenerbahçe. Ama bu sistemle idare etmek için de derbiyi kazanmak yüksek primle, ateşli bir motivasyonla kazanmak çok şeyi kazandırmaz. Sadece bir derbiyi, bir 3 Evet. puanı kazandırır ama bir sezona mal olabilir. Peki derbi mücadelesine tabii konuşacağız. Belki biraz erken olabilir ama yine de ben beklentinizi alayım. Siz biraz giriş yaptınız işte özellikle derbi maçına dair bir taktik tahmininden bahsediliyor. Üçlü savunma sisteminden bu maçta vazgeçilecek şeklinde. Bu bir risk olur mu? Farklı bir Fenerbahçe mi beklersiniz? Ne dersiniz? Tamamen risk olur. Evet. Büyük bir risk olur hem de. Birdenbire Galatasaray karşılaşmasında deplasmana gidiyorsunuz. Karşınızda işte Kerem Aktürkoğlu gibi bir rüzgar var. İşte her ne kadar Romanya milli maçında milli takımında iki maç oynayacak olan Morutan Çıkal'da o neler ekler. Cezayir'den gelecek olan bir Feghouli. Bunların karşısına bir anda üçlüden dörtlüye döndüğünüz zaman ortadan bir eksiliyorsunuz. Dolayısıyla sıkıntı yaşayacaksınız. Ve o adapte olmak için idman yapma ve onun provasını yapma şansı bile yok Fenerbahçe'nin. Oyuncuları bir arada değil. Nasıl çalışacak o dörtlüyü? Bir anda tahtaya çizecek ve nefs tadına çıkacak Galatasaray karşısına. Olmaz öyle bir şey. Bence aynı sistemde devam etmesi, bu sistemle o maçı geçtikten sonra yapılacaksa bir yapılanma, bunun provalarını yaparak yapması lazım ama ben doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir derbi olabilir. Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ama bu çok şeyi hallettiği üçlü defans işte bakın neticede oturdu
değil, bir derbi galibiyete tatmini verir, o kadar. Bu da, bu tatminde tribünleri sakinleştirir. Pereira'ya bir iki maçlık bir kredi daha kazandırır. Evet. Ama yine hoca arayışı başlar. Çünkü bir sürü hoca resmi görüyorum. Fenerbahçe'ye kim gelecek diye sayfa sayfa döşenmiş yan yana isimler var. Aynen öyle, konuşmuştuk o hoca adaylarını da. Şimdi bir de tabii milli arada genelde bu da konuşulur. Transfer gündemine dair detaylar, ki devre arası transfer dönemine de adım adım Ümit Aktan yaklaşılıyor. Yani öncelik neresi olmalı onu da sorayım. Mesela bugün, sadece bugün diyeyim, okuduğum bazı isimler: Dembele bir kez daha gündemde, Vedat Muriç, Bakan Bu ve Zenit'ten İranlı bir isim Azmun yazılmış Ümit Aktan. Yani devre arasına dair ilk planlama nerelere ve kimler üzerinde yapılmalı merak ediyorum. Ya bu saydığınız isimler az buz para değil. Evet. Yani Dembele'yi, Azmun'u koparıp oradan almak öyle 800 bin euroya falan olacak işler değil. Birdenbire oynadıkları takımın içinden çıkarıp alıyorsunuz. Kenara atılmış, unutulmuş değil. Dolayısıyla orada kolay bir masrafın içerisine giremez Fenerbahçe. Yani bütçesini çok fazlasıyla zorlar. İhtiyaç onlar mı? Hayır. İhtiyaç Valencia'nın orada oynaması durumunda Fenerbahçe'nin önde bir ihtiyacı yok. Valencia oynamadığı zamanlarda orada bir ihtiyacı var. Rossi ve Berisha bunu karşılayamıyor. Yeterli değiller o çırpınan santrfor konusunda. Valencia ile çok iş yapıyorsunuz, tamam. Ama Fenerbahçe'nin stoperlerinden biri error verdiği zaman oraya koyacağı adamı yok. Bir anda iş değişiyor. Çünkü Serdar'ı sakatlığı nedeniyle kaybettiniz. Bir süredir uzak kalıyor. Orada bir üçlü var. Bu üçlü bozulursa maazallah orada işte bir sıkıntı var. Sonra orta alanda 34 yaşında Gustavo, 35'i geçmiş olan Sosa. Gelecek senenin oyuncuları değil bunlar. Bir yapılanmaya gidemiyorsunuz. Yani niye ben Fenerbahçe Galatasaray deplasmanına çıktığında 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'yı görmeyeyim? Onu görmek isterim. O zaman yepyeni bir transfer yapmış oluyorsunuz. Üstelik kanattan içeri giren bir oyuncu, Muhammed bir yanda, Ferdi bir yanda. Oldu mu size yaş ortalamanız 22? İşte o zaman Fenerbahçe başka bir mücadelenin içerisine girer. Ama Pereira bunları yapabilecek krediye sahip değil. Zamana da sahip değil. Çok acele karar verip derbiden galibiyette çıkması lazım. Bu da, bu üçlü defans, bu oyuncu eksik kadro nedeniyle pek kolay görülmüyor. Çıkar. Bu tür maçları Fenerbahçe her zaman cebine koymayı başarmıştı. Ama bu tür maçlar sadece pansumandır. Tedavi değildir. Peki, çok teşekkür ederim Ümit Aksan. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.